Bak, çok zorlayıcı bir şey. Dolayısıyla sistem var gücüyle her manada üstüne gidiyor. Kaynağı bu. Temel meselemiz şeydi, tutuklu, yani Türkiye'de tutuklu olan kadınların mücadelesini yansıtmaktı. En temel meselemiz buydu ve bunun için bu projeye başladık. İşte HDP eş genel başkanlığı yapmış Figen Yüksekdağ, HDP milletvekilliğini yapmış Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlığı yapmış Gülten Kışanak üzerine bir çalışmamızdı. Aynı zamanda diğer HDP milletvekili Sibel Yiğitalp'le sürgünde bir çekim planlamamız oldu, çektik. Yani en temel şeyimiz hak ihlalleri, yani Türkiye'deki hak ihlalleri üzerine bir belgesel diyebilirim yani. Biz projeyi birlikte hayata geçirdiğimizde nasıl bir yol izleyebiliriz üzerinden bir tartışma yürüttük ve bu tartışmanın sonucunda işte Gülten Hanım'ın, yani Gülten Kışanak'ın yazdığı Kürt Siyasetin Mor Rengi kitabından hem esinlendik hem de Figen Hanım, yani Figen Yüksekdağ'ın yazdığı şiir kitabı olan Yıkılacak Duvarlar kitabından bazı esintilerimiz vardı. Yani sadece kitaptan uyarlama değil de genel itibariyle hepsinden biraz biraz şeyler toparladık diyebilirim yani. Yani şöyle, zaten filmi çekerken ilk başta Türkiye'deki mevcut valilikten, belediyeden izin alman gerekiyor böyle bir filmi çekebilmen için. Biz de böyle bir yani filmi çekerken böyle bir izin verilmeyeceğini düşündüğümüzden dolayı öyle bir izne başvurmadık ve kendimiz bazı önlemler aldık. Örnek diyorum, mesela Kandıra Cezaevine giderken gizli bir şekilde çekim alma durumu gelişti. Çünkü kameralarımızı görseler, ses ekipmanlarımızı görseler ve direkt el koyabilecek durumdalardı. Ya daha önceki deneyimlerimizden de kaynaklı. Çünkü her film yapmak istediğimizde mevcut yaşadığımız şehrin valiliğine ve belediyesine başvurmak zorundayız. Ama birçoğunda red cevabı almış. Çünkü Mezopotamya Kültür Merkezi'nin bir logosuna adını duyduklarında otomatikmen ya yasaklıyorlar ya izin vermiyorlardı. Bunu daha önceki etkinliklerimizde de gördük. Sadece sinema alanı için değil, örnek bir tiyatro oyunumuz, konserimiz yasaklandığı bir yerde böyle bir belgesel yapmak elbette ki devlet ve iktidar için bir tehdit oluşturuyor. O yüzden kabul etmeyeceğini de düşünüyorduk. Öncelikle bu projeye ilk başladığımızda bir kadın olarak yer almanın heyecanıyla başladım. Çünkü sinemada hem bu rolde çok işte bu rolü oynayan çok az kadın var. İşte ben de dahil olarak bunun heyecanıyla başladım. Yine bir Kürt kadınlarının mücadelesiydi çekmeye başladığımızda. İşte dahiliyetinde zaten var olan bir mücadelenin içerisindesin ve senin yol arkadaşlarındı o arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız da o mücadeleyi hala devam ettiriyor ve ben de bir kadın olarak onların mücadelesinde onlarla yine aynı yolculuğu yapıyor ve bu belgesel sayesinde de onlara dokunabilmenin şansını yaşadım. Özellikle Aysel Tuğluk'la birebir temas halindeydim. Oradan çok güçlü çıktım. Hala ve hala o direniş mücadelesini kendinde taşıyor ve bir kere gülebiliyor. Kadınlardan korktuklarını bu belgeselde çıkarabiliyorum. Çünkü yine Gülten Kışanak'ın kızının işte annesini alıp götürdükleri zaman nasıl götürdüklerini işliyoruz. Ama oradan çok daha fazla güç alıyorsun. O kadar korkuyorlar ki o kadar kalabalık gidiyorlar. İşte teslim almaya çalışıyorlar. İşte çok soğuk bir yere götüreceğiz cümlesi ben hiç unutmuyorum. İşte bu şekilde korkutabileceklerini ama onun karşısında güçlü bir iradenin olduğunu bilmiyorlar. Ama bilecekler.